Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle bir model paylaşacağım. Çok güzel kutu kutu. Yapılışı çok kolay. Sadece sık iğne, bir de üşü trabzanlar yapacağız. Yani başlangıç seviyesindeki bir kişinin bile kolaylıkla yapabileceği bir battaniye ya da çanta modeli bu. Her yerde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken ben koton ip kullandım. Bunda 4,5 milimetrelik tığ kullandım. Şimdi yün kullanacağım. Bir de öyle deneyeyim dedim. Yine 4,5 milimetrelik tığ kullanacağım. Siz kendi elinize göre istediğiniz ipi tığı deneyebilirsiniz benim gibi. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Başlangıç ilmeğimle başlıyorum. Bu model için altının katlarında zincir çekmemiz gerekiyor. Gevşek gevşek çekiyorum zincirlerimi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 şu an için yeterli bana. Şimdi bakın dönüyorum. İlkini atlıyorum. İkinciye battım, bir tane sık iğne yaptım. Sonrakine sık iğne yapıyorum. Sonrakine sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerle devam ediyorum. 23 tane sık iğnem olacak sonunda. Sıra sonunda görüşelim. Sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen ilk gözden başlayarak yine sık iğneler yapacağım. Bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Sonuncu ilmeğe geldiğinizde buraya batın, ipi alın ve bu ilmeği diğer renkle tamamlayalım. Aldım rengimi. Şöyle çektim. Bir tane de zincir çekiyorum. İstiyorsanız bakın şuradan bir tane düğüm atabilirsiniz. Sağlamlaştırmak için. Dönüyorum. Şu ipimi şöyle alacağım. Bunu saklayarak gideceğim. Bu bir de kesmeyeceğim. Bunu hiç kesmeyeceğiz. Buraya battım. İlk sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Sık iğnemi şu ipin de etrafından yapıyorum sık iğnelerimi. Şimdi bu şekilde toplamda 4 sıra boyunca sık iğne yapacağım. Ayrıca ben 2 sıra yapıp size şey göstereyim. Bu ipi nasıl bizimle birlikte taşıdığınızı. Yani isterseniz 4 sırayı yapıp sonra tekrar bu ipi alabilirsiniz. Ben ama iki sırada bir bunu bir sabitliyorum şu noktaya. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Sırayı ve bir sonraki sırayı tamamlayınca bu tarafa dönünce görüşelim. Sıra sonundayım. Bakın ipi şöyle yürüteceğiz. Buraya battım. Tamamlamıyorum sık iğnemi. Şimdi şu ipi aldım. İpimin üstünden attım. Diğer tarafa attım. Tekrar kullandığım ipimi alıyorum. Tamamlıyorum sık iğnemi. Bıraktım ipimi. İlk ipi başlangıç pozisyonuna alıyorum. Yani ön tarafa doğru alıyorum yine. Bir zincir çekiyorum. Döneceğim ve sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Böylelikle bakın şurası daha temiz olacak. İşimizi bittikten sonra da bitirdikten sonra da şurada bakın ben bir sık iğne geçtim. Tertemiz, hiçbir sıkıntı yok. Bir daha göstereyim size. Tamamlamadım bakın sık iğnemi. Bırakıyorum bu ipi. İlk ipimi alıyorum. Üstten şöyle attım diğer tarafa. Aldım bunu tamamladım. Ya bu tarafta da bırakabiliriz aslında ama ipimiz dolanabilir. O yüzden ben şöyle tekrar aynı tarafa alıyorum. İplerimizin karışmaması için. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum.
Ve buradan itibaren 2 sıra daha sık iğne yapıyorum. 4. sırayı tamamlamak üzereyim. Son sık iğneyi çekmedim. Bu ipi artık bırakıyorum şöyle. Diğer ipimi alıyorum. Ve sık iğnemi bu iple tamamlayacağım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. İpimi 2 kere doluyorum. İsterseniz 3 kere de dolayabilirsiniz. 4 seferde çıkarırsınız o zaman. Şimdi ben üçlü trabzan yapacağım ama böyle çok gevşek gevşek yapacağım bu üçlü trabzanlarımı. Şuradan şöyle aşağı iniyoruz. Boş olan ilmeğimden aşağı iniyorum. 5. sıraya kadar, yani 5 sıra kadar aşağı iniyorum. Şurada bakın şu ilmeğin etrafından. Şuradan da sayarsak ilk ilmeğim bu. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyorum. 6. burada. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şöyle. Etrafından tığımı geçirdim. İpimi aldım. 1, 2, 3 seferde çıkarıyorum. Hemen arkasındaki ilmeği atlıyorum. Yandakinden başlayarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 ve 5. 2 kere doladım. Alttan da 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. Şöyle inerseniz de bulursunuz zaten bunu. Altını sık iğnemin etrafından battım. 1, 2 ve 3. Şu arkadaki sık iğneyi geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya. Artık ne kadar varsa sık iğneniz bu şekilde devam edeceksiniz. Sona geldiğimizde başta olduğumuz gibi, yaptığımız gibi yani 5 tane sık iğne ile bitireceğiz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemi şuradaki üçlü trabzanımın gözüne yapıyorum. Devam edeceğim. Sık iğne sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Sonda sık iğnemi tamamlamadım. Artık bu ipi bırakıyorum. İkinci ipimi alıp bununla tamamlıyorum. Şöyle biraz da çekeyim. Bir zincir çektim, döndüm. Ve yine ikinci ipimle 4 sıra boyunca sık iğne yapacağım. Şurada yapmış olduğumuz gibi. İsterseniz aslında buralarda ip değiştirebilirsiniz. Ya da çok renkli iplerden kullanabilirsiniz. Böylelikle şu orta kısmını rengarenk de yapabilirsiniz. O da farklı olacaktır. Ben böyle devam edeceğim. İkinci sıradan sonra şu ipi daha önce size göstermiş olduğum gibi yine taşıyacağım benimle birlikte. 4 sıranın sonunda görüşelim. 4 sırayı da tamamladıktan sonra yine ipimi değiştiriyorum. Bir zincir çektim, döndüm ve burayı tekrarlayacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere doladım.
Bunun etrafından şöyle bir, iki, üç seferde çıkarttım. Mümkün olduğunca dediğim gibi daha da gevşek yapın bunu. Bir zincir, bir atlıyorum. Hemen diğerinden başlayarak 5 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5. İki kere doladım. Yine bunun etrafından ön diş üçlü trabzanımı yapıyorum. Artık gördüğünüz gibi çok kolay. 1, 2, 3. Atlıyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5. İki kere doladım. 1, 2, 3 seferde çıkardım. 1 atladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle. Bir zincir çekip döndüm ve bir sıra daha bu renkle sık iğne yapacağım. Şu ön dişinde gözüne yaptım. Devam ediyorum. Ben sıramı tamamladım. İpimi de kestim. Ama şunu da göstereyim. Bunun için şöyle yaptım. Sırayı bitirdiğim zaman döndüm ve bir sıra daha sık iğne yaptım. Sonra şuradan ve buradan yaptım. Burada zaten burada ilmeklerim, burada zincirlerim var. Nereye yapacağımızı biliyoruz. Şu kısma da şu 4 sıranın olduğu yere 3 tane sık iğne, 2 sıranın olduğu yerde sadece 1 tane yaptım. Yani her bir sıraya 1 tane yaptığınızda çok fazla oluyor. O yüzden 4 sıraya 3 tane, 2 sıraya da sadece 1 tane. Köşelere 2'şer tane yaptım dönebilmek için. Yani şunu da gösterecek olursam şöyle yapabilirsiniz. Bakın. 1, 2, 3 tane yapın. Şuraya da sadece 1 tane yapın. Şu köşelere 2'şer tane yaparak dönün. Ondan sonra diyelim ki battaniye yapıyorsanız bu sık iğne sırasından sonra güzel bir kenar yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorum da bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın.